Arkadaşlar merhaba. Geçmiş yıllarda öğrencilerimizden sıklıkla "Hocam DGS'de yeni nesil problemler gelir mi? ÖSYM yeni yeni kalıplarda paragraf sorusu kullanmaya başladı. Bunlar karşımıza gelecek mi? Hocam geometri zaten çok zor. Yeni nesil geometri soruları karşımıza gelirse bu sınavda ne yapacağız?" sorularıyla çok fazla muhatap kılınıyordu. Özellikle TYT sınavına girip ön lisans kazanıp bu öğrencilerin mezun olması ve DGS'ye yeni girecek kitlenin TYT'den geliyor olması paralelinde öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunda şöyle bir hataya rastlamaya başladık. Öğrencilerimiz DGS'ye hazırlık yaptığı dönemlerde salt TYT kaynaklarıyla hazırlanmak büyük bir hata olacaktır. Bunu şimdi detaylıca konuşalım. Arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz soru başlıkları DGS Sözel'de karşınıza gelecek soru başlıklarıdır. Bu soru başlıklarından boşluk doldurma soruları, kesin olarak çıkarılabilecek yargı soruları, cümle sıralama soruları, yer değiştirme soruları ve sözel mantık soruları DGS'de karşınıza gelirken TYT'de bu kalıptaki sorulardan hiçbir şekilde öğrencilere soru gelmemektedir. Peki bu ne anlama geliyor hocam? Eğer sınava hazırlık yaptığınız dönemde salt yani ağırlıklı bir şekilde TYT kaynakları kullanarak DGS'ye hazırlanırsanız sınavda karşınıza gelecek bu soru kalıplarını hiç görmemiş olacaksınız. Bu soru kalıplarından tam 24 tane soru sınavda karşınıza gelecek arkadaşlar. 24 tane soru ne demek? DGS Sözel'de 60 tane soru çıkıyor. Yani sınavın neredeyse yarısından habersiz bir şekilde hazırlık yaptığınız anlamına gelecek. Bu yüzden DGS hazırlık sürecinde kullanmanız gereken kaynakları şu şekilde belirleyebilirsiniz. İlk önce arkadaşlar DGS kaynaklarını çözün. Piyasadaki bütün nitelikli kaynakları çözün. Sonra geçin KPSS kaynaklarına. KPSS'yi de bitirdim hocam. ALES'e geç. ALES'i de bitirdikten sonra TYT grubunda Karakök, Limit, Apotemi ve Tonguç gruba ait olan 3 tane çok güzel paragraf soru bankası var. Bu soru bankalarını bitirdikten sonra DGS, KPSS, ALES, Sözel alan denemeleri çözebilirsiniz. Bakın tekrar ediyorum. Sözel bölümde ağırlıklı olarak TYT kaynakları çözerek sınava hazırlandığınız takdirde sınavın 24 tane sorusundan yani neredeyse yarısından habersiz bir şekilde sınava hazırlanmış olacaksınız. Aman bu hatayı yapmayın, üzülürsünüz arkadaşlar. Şimdi geçelim sayısal bölümüne. Sayısal bölümü daha facia bir durumda arkadaşlar. Biraz da onun üzerine konuşalım. Arkadaşlar sol tarafta görmüş olduğunuz soru kalıpları DGS sayısalda çıkan soru kalıpları. Sağ tarafta görmüş olduğunuz soru kalıpları ise TYT matematiğinde çıkan soru kalıplarıdır. Sizinle bir etkinlik yapalım, bir aktivite yapalım birlikte. Çıkın sokağa arkadaşlar, 100 kişiye sorun. Bunlar deyin birbirine benziyor mu? Arkadaşlar 100 kişide bir kişi dahi bu soru kalıplarını birbirine benzetemez. Dolayısıyla TYT matematiği ile artık DGS matematiği birbirinden tamamıyla farklılaşmış. Kısaca şöyle söyleyeyim. DGS matematiği elmaysa TYT matematiği armut. Yani birbirinden tamamıyla farklı şeyler haline geldi. Özellikle DGS'de temel matematik dediğimiz bölümde yani temel kavramlardan oran orantıya kadar olan bölümde yaklaşık olarak 30 tane soru sizlerin karşısına geliyor arkadaşlar sınavda. Bu 30 tane soru da hiçbir şekilde ÖSYM yeni nesil soru formatı kullanmıyor. Sadece TYT'nin uygulanmaya girdiği ilk yıl. DGS'de de soralım diye bir niyet ettiler. 3-4 tane yeni nesil soru soruldu. Ama dediler ki DGS'de zaten öğrencilerin zaman yetişmesi gibi bir problemi var. Biz buraya yeni nesil matematik soruları koyarsak bu öğrenciler bunları yapamayacak. Bakın 3-4 tane soru koydular o yıl ve ortalama netler çok fazla düşmüştü. Zor bir sınav ortaya çıkmıştı o yıl. O yüzden sonraki yıllarda bu süreçten de vazgeçtiler. Şimdiki DGS sınav sisteminde temel matematik dediğimiz bölümde yeni nesil soru çıkma ihtimali neredeyse %1 arkadaşlar. Bu yüzden DGS temel matematik dediğimiz bölümde TYT matematik sorularının sizlere hiçbir faydası olmayacak. Geçelim problemler bölümüne. Arkadaşlar problemler bölümünde de DGS'de klasikleşmiş kalıplarda soru formatları geliyor. Yine TYT'ye benzer şekilde yeni nesil soru formatlarıyla DGS problemler bölümünde de karşılaşmayacaksın. Geometride de yeni nesil sistemdeki soru kalıplarıyla DGS'de karşılaşmıyorsunuz. Şimdi bazı öğrenciler şunu söylüyor. Hocam DGS'nin sayısal mantığı TYT'nin yeni nesil problemlerine benziyor mu? Arkadaşlar buradaki benzerlik oranını böyle %5, %10 olarak tutabiliriz. Burada %5, %10 deme nedenimiz ise şudur. Orada da sayısal mantıkta biraz şekilli sorular karşınıza geliyor. Yeni nesil problemlerde de şekilli sorular öğrencilerin karşısına geliyor. Ama mesela TYT'nin şekilli şukullu böyle soruları mesela rasyonel sayılarda, problemlerde her yerde karşınıza geliyor ve sadece bir konu başlığını ölçüyor aslında.
Yani mesela bir soru geliyor, sadece köklü sayılardaki işlem kabiliyetini ölçüyor. Başka bir soru geliyor, üslü sayılardaki işlem kabiliyetini ölçüyor. Ama sayısal mantıktaki işlem durumu şudur arkadaşlar. Ya hiçbir soru kalıbına benzemez. Nasıl? Ne temel matematikle ilgili işlem yapabilirsin orada, ne rasyonel sayılar ne de üslü sayılar. Burada tamamıyla size bir soru verip bu soruyu farklı bir kavramda, yani rutin olmayan bir problem tadında çözdürmek ister. Ya da bir soru kalıbı verir. Burada mesela denklem çözme yeteneğini, üslü sayılar yeteneğini, köklü sayılar yeteneğini, rasyonel sayılar yeteneğinin tümünü senden ister. Sayısal mantığı zorlaştıran nokta da budur zaten. Kendi sınava hazırladığımız öğrencilerde TYT kaynaklarını şu şekilde kullanırız. Öğrenci bazen ders çalışmaktan sıkılır, der ki hocam ara verelim, hani benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Biz de deriz ki öğrenciye ara vermeyelim. Sana bir tane TYT matematik kaynağı verelim. Çerez niyetine bunu çöz. Hani şunu bilirsin, çerez yersin karnın doymaz ama farklı bir tad almış olursun ya. TYT matematik kaynaklarını da bizim kullanım amacımız öğrenci üzerinde sınav sisteminden bunaldığı zaman kullanıyoruz. Yani öğrenciye bir fayda sağlamayacağını da biliyoruz aslında. Sadece o sıkkınlığı, bıkkınlığı ara verip sınav sürecinden uzaklaşmasını istemediğimiz için bu kaynakları çözdürüyoruz. DGS sayısal hazırlığı da yaparken çözmeniz gereken kaynak sıralaması: DGS'yi çöz, KPSS'yi çöz, ALES'i çöz. Daha sonrasında TYT'de böyle şunu yapabilirsiniz. Bizim bir kaynak önerisi videomuz var. Orada bazı TYT kaynakları önerdik. Orada önerdiğimiz TYT kaynaklarında da şöyle bir durum var. Biz piyasadaki bütün kitapları alıyoruz arkadaşlar. Yaprak testini de alıyoruz, denemesini de alıyoruz, soru bankasını da alıyoruz, konu anlatımlı kitaplarını da alıyoruz. Ya işte koçluk programları yürüttüğümüz için yıllık 25 bin lira, 30 bin lira masraf edip piyasadaki bütün kitapları alıyoruz. Kim hangi zorlukta soru kullanmış, kim ne yazmış bu sene? Bunlara bakıyoruz. Öğrencilerimize de bu kaynakları öneriyoruz. Bunu görebilmek amacıyla alıyoruz. Bizim o videoda önerdiğimiz TYT kaynakları ise şu şekilde. 10 tane soru varsa 9'u eski nesil, bir tanesi yeni nesil. TYT kaynağı çözecekseniz bazı kaliteli yayın evleri var. Mesela 1A-B serisi hala daha soruların büyük çoğunluğunu eski nesil sorularla hazırlıyor. Ama mesela git bir Tonguç gruba ait olan bir matematik soru bankası al. Oradaki soruların tamamı yeni nesil mesela. Size bir fayda sağlamaz. DGS sayısalda da tekrar ediyorum arkadaşlar, bunlara dikkat ederek lütfen hazırlık yapın. Yoksa üzücü sonuçlarla karşılaşmanız pek sürpriz olmayacak. Çünkü belli, sizin karşınıza gelecek matematik sorularıyla TYT'de öğrencilerin karşısına gelen matematik soruları birbirinden çok farklı. Siz dirayetli bir şekilde hocam DGS'ye ben illa TYT matematik kaynaklarıyla hazırlanacağım derseniz eğer, burada hatalar ortaya çıkacaktır. Yanlış bir hazırlık yaptığınız için de başarısızlık durumuyla karşılaşmanız sürpriz olmayacak. Bunlara dikkat edelim. Merak ettiğiniz başlıklar varsa yine yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.